Çarşamba sabahı saat 8'e geliyor. Herkese günaydın. Dün gece bir rapor atmıştım. Dünya piyasaları ve dolarda gece ne olduğu ile ilgili. Dün birazcık yurt dışı piyasalardaki satışın biraz tepkisi geldi. Dün akşam zaten bakacağız. Dolar TL'de 6,64-80'lerde iyice bir dip yaptı. Burayı kuvvetlendirdi. Şimdi de dolar TL'de dün bahsettiğim gibi günlüklerde artık birazcık işin sonuna doğru geliyoruz. Yani şuradaki çıkışın flamasını yapmıştı. Buradaki üçgeni kıracak. Yani buradaki hareketi çok iyi izlemek lazım. Ya burada kıracak, 7'lere doğru hareketlenecek ya da burada kıramayınca satış hızlanıp 6,30-6,40 seviyelerine doğru günlük Bollinger bandına doğru indireceğiz. Ama haber akışlarına baktığımız zaman işte Suriye tarafında, İdlib tarafında Brunson hakkında herhangi bir şey gelebilir. Yani yine haber akışları yine biraz tedirgin edici. En önemlisi haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı. Piyasanın fiyatlamasına baktığınız zaman piyasa çok fazla bir şey beklemiyor. Belki öyle göstermelik bir şey bekliyor. Piyasanın davranışı şu an itibariyle pek merkezin öyle kayda değer bir faiz arttırması değil gibi gözüküyor. Geçen ayda zaten pas geçmişti. Ondan sonra da dolar 15-20 bin lira koymuştu. Şimdi dolar TL'de bugün için baktığımız en kritik nokta 6,64-80 şu seviye. Burası artık çok önemli oldu. Burası kırarsa satış 6,60'lara doğru bir düzeltme gelebilir ama burası çok iyi izlenmeli. Sanki burası bir destek buldu. 6,71-50 yukarıda önemli. 6,71-50'den önce gerçi şurası var hani 6,69 seviyesi. Buradan sonra biraz daha hızlanabilir. Önümüzdeki yarım saat, bir saat. 6,71-50 çok önemli olacak önümüzdeki öğlene kadarki zamanda. Onun üstünde de 6,72-80. Burada iki defa döndüğü yer. Şimdi artık çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi haftalık grafiğe baktığınız zaman haftalık şu hareketin düzeltmesini yapıp haftalık da olumlu kapatıyor gibi gözüküyoruz. Zaten her şey önümüzdeki hafta belli olacak. Teknik olarak da stratejik olarak da. Yani merkez faizi arttırırsa muhtemelen bu bandı kıramayacak. 6,85'in üzerinde bir kapanış yapıp 7,27 hareketleri yapamayacak. Ama merkez gene faizi arttırmaz veya arttırdığı faiz piyasa tarafından memnun edici bulunmazsa bu sefer bu haftalıklarda flamasını kırıp tekrardan gördüğü maks seviyeleri test edebilir. Zaten şu andaki konjonktürde işte haber akışları da birazcık hani İdlib tarafı, Brunson tarafı da destekleyebilir. Belli olmaz. O yüzden bugün dediğim gibi 6,71-50, 6,64-80, 6,72-80 şurada 6,72-80'i geçerse 6,77-50 seviyeleri var. Buralara kadar bir hareket gelebilir. Ama burada bunun çanağına baktığınız zaman 72-80'den yani 55'lere kadar aslında düzeltti. Ama muhtemelen yavaş yavaş gidecektir. Yani önümüzdeki haftaki enflasyon faiz arttırımını bekleyecektir ana hareketi yani kırıp yapmak için. Şimdi bizim Viyop tarafında dün sabah 120.400'ün çok önemli bir direnç olduğunu, ondan önce 120.050 seviyeleri olduğunu söylemiştim. Aşağıda da 119.200'ün kritik bir seviye olduğunu, buranın kırılmaması gerektiğini söylemiştim. 119.200 kırılınca satışlar aşağı, şu taraf zaten boştu. Şurada görüyorsunuz, bir gün önce burada 118.100'den 120.000'e kadar sert kaldırmıştı şu boşluk. Şu boşluğu aynen geri verdi. Şimdi bugün için açılışta 119.700 önemli. Burada bir destek yaptı. Yukarıda 118.600 seviyeleri ilk direnç. Ondan sonra dün gördüğü 118.900 seviyesi ikinci direnç. 119.200'de önemli bir direnç olacak burada kırdığı seviye. Aşağı doğru hani dolar eğer kaldırırsa 117.700'ü iyi takip edin. Onun altında da 117.500 seviyesi. Yani bu seviyeyi kırarsa burada dün 117.500'lerden 119.000'lere kadar yaklaşık bir 1.500 puanlık bir hareket yaptı. Eğer bugün dolar kaldırır, ters bir haber akışı olursa burada hedef 116.500-116.000 aralığı olur. Ama şu an itibariyle bugün o dünkü satışın biraz bir tepkisini yapmaya çalışabilir. Dediğim gibi 18.600 ve 119.000 önemli direnç seviyeleri. Şimdi dün yurt dışlarında satış vardı S&P tarafında. Şimdi bir ona bakalım. S&P'de biliyorsunuz bir all time high'ini kırıp bir rally vardı. Yukarı doğru gitti 2.900'lere sonra
bir düzeltme süreci 4-5 gündür. O da çok normal zaten. Burayı geldi test etti. Günlük orta Bollinger bandının 2884 lira. Şimdi buradaki bu düzeltme süreci artık 2912 ve 2884 aralığında ya hareketin devamı gelecek 912'nin üzerine 950'ye doğru ya da 884'ün altında 2873'lere doğru bir düzeltme gelecek. Şimdi seans içi biraz daha baktığımız zaman şimdi dün 2884 seviyesi şuradaki seviyeye kadar geldi düzeltti. 2902'li seviyeler bugün artık direnç olacak. Yani şurayı kırıp başladığı hareket 2902'nin üzerine geçmediği sürece 2890, 2884'leri belki tekrar test edip bir çift dip teyidi yapabilir. Ama dediğim gibi 2902'yi geçmediği sürece S&P'deki yatay seyir, yatay hafif zayıf seyir devam edecek gibi duruyor. Bizim hisse tarafında endeks onda iki destek dirençlere gelince 6.15 garantinin direnci var. Dün tahta sağlamdı. Fena mal almadılar. Ama seans sonu piyasa yıkılınca orası da 6.06'lara kadar yıkıldı. 6.10 kapattı ama bugün için 6.03'ler ilk destek. 6.15'ler gene yukarıda önemli direnç olacak gibi. Dün tahtada fena mal almadılar. Yani bir zorlayabilirler. Aselsan 26.40'ları geçemeyince burada 26.10 desteğine çekildi. Eğer 26.10'un altında kalırsa 25.80, 25.90 bandına doğru tekrardan hareketlenebilir aşağı doğru. Yukarıda 26.200 ve 26.300 seviyeleri, özellikle 26.300 önemli. Yukarı doğru kırması için de 26.40'ı geçmesi lazım. İş Bankası tarafında dün tahta fena durmadı. O da seans sonu birazcık yıkıldı. 4.07'ye kadar tepki verebilmişti. Bugün 4.07 direnci olacak. 3.97 seviyesi de destek seviyesi. Petkim dün biraz zayıftı. Bir gün önce iyi prim yapmıştı. 5.48 desteğine kadar çekildi. 5.48 iyi izlenmeli. Eğer endekste satış hızlanır, 5.48'in altında kalırsa satış biraz hızlanabilir. 5.56, 5.57 bandı da bugün için önemli bir direnç noktası. Hava yolu her zamanki gibi yani güne önce bir kar realizasyonuyla başlamıştı. Bir gün önce iyi primliydi. Ondan sonra 16.70'lere kadar bir düzeltmişti. Oradan tekrardan 17'lere kaldırdı. Fena bir kapanış yapmadı. Dün ikinci seans iyi bir toparlanma geldi orada. Bugün 17.15 önemli direnç olacaktır. 16.80'ler ilk destek. Arkasından da 16.70 seviyesi. Ama endekse göre biraz daha kuvvetli. Yani endeks gene yukarı gidecekse hava yolu önceliği alabilir. Ama bu Brunson'da gelebilecek en ufak bir haber hava yolunu çok etkiliyor. Çünkü hani Amerika'nın bu hava yollarına ambargo koyabileceği söylentileri hemen hava yolunu birazcık bozuyor. Oradaki haber akışına dikkat edin. Halkbank tarafı zaten keza öyle. İşte Amerika'daki Brunson haberiyle çok eşleştiriliyor tahtanın hareketi. 6.24'te bir sağlam bir direnç çıkardı. 6.08'de sağlam bir destek çıkardı. Bu bandı iyi takip edin.